yerden geçirdim bugün. Bursa'yı, Bursa Uludağ Yönetim Öğretmen Derneği'nin federasyonu yapmış olduğu Çanakkale Destanı programının başlangıcındayız. Size kısa kısa kareler vereceğiz programda. Maşallah çok güzel bir organizasyon. Ben derneklerine tanıdığım için federasyonun ilk organizasyonu bu. İnşallah çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirirler. Gidin
Orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşit ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı denirdi. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. 12 olmasa dünyada inmez başlar. Kurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal ona yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o kalkanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladı. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Sana ağuşunu açmış duruyor. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o bakanlı değer. Ne büyüksün ki kurtarıyor kanın tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbeli kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Çok değerli Bursa Vali Yardımcım, değerli komutanım, çok kıymetli milletvekilim, değerli Bursa Belediye Başkan Vekilim, AK Parti İl Başkanım, değerli derneklerimizin başkanları, çok kıymetli hanım kardeşlerimiz, değerli köy derneklerimizin başkanları, değerli muhtarlarımız, amcalarımız, teyzelerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz, çocuklarımız ve çok değerli basın. Biz bugün burada
bir daha dönmemek üzere gidenlerin tarihi yazdığı en gerçek şerefli kahramanları yad etmek üzere Çanakkale şehitlerini anmak üzere huzurunuzda bulunmaktayız. Çanakkale'de 102 yıl önce, çok değil, 102 yıl önce yüz binlerce vatan evladı bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale'ye çağrılmıştır. Amacımız geçmişteki savaşları zaferleriyle mutlu olmak değil. Eğer amaç vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesi ise buna savaş diyemezsiniz. Bu başka bir şeydir. Ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deseler ki Çanakkale'yi üç cümlede anlat, geldiler, gördüler ve döndüler derim. Evet, geldiler. 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni dünyanın en büyük devletleriyle devletimizin en zayıf anı dedikleri anda geldiler. İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve de beraberinde getirdikleri yüz binlerce sömürge askerleriyle Çanakkale Boğazı'nı kuşattılar. Çünkü amaçları İstanbul'du. Başkent İstanbul alınırsa Osmanlı tarihe karışacak, Türk milleti bu topraklardan atılacaktı. Evet, geldiler. Ama ben diyorum ki gördüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapanlar gelenler değildir. Onlar 1071'den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraklardan atmak istiyorlar. Ha, bu sefer topyekün geldiler. Gemileriyle, toplarıyla, tanklarıyla, tüfekleriyle, askerleriyle, mermileriyle geldiler. Ve haçlarını da yanına alarak geldiler. Batılıların haçlı seferlerinden biridir Müslüman Türk varlığını yeryüzünde ebediyen silme hırsı. Evet, bu hırsa karşı gördükleri tarihi fırsatı, Çanakkale Savaşı'nı ve hayat önlerine çıkmış bir sınır taşıydı. Binlerce yıldır atamadıkları Türkleri bu vatandan atmanın zamanı gelmişti. Son Haçlı seferlerinde yakaladıkları imkanı da sonuna kadar kullanıp Osmanlı Devleti'ne ölümcül bir darbe indirerek bu işi sona erdirecekler idi. İngiliz ve müttefikleri Osmanlı Devleti'ni en zayıf anında yakaladıklarına o kadar inanıyorlardı ki ve Çanakkale'ye geçerek İstanbul'a gireceklerini ve devlete dağıtacaklarına o kadar gözün gözle bakıyorlardı ki İngiltere Başkanı Lloyd George bu durumu müttefiklerin hassasiyetine tercüman olurcasına şu alaylı ifadelerle ortaya koyuyordu. Türk milleti sadece birinci sınıf dövüşen bir kalabalıktır. Aynı küstahlığı İngiliz Bahriye Nazırı Winston Churchill şu sözlerle dile getiriyordu. Türkler mi? Bir elimi arkama bağlasam diğer elimle yener çiğner geçerim. Düşman gemileri işimizi yarım saatte bitirip turistik seyahat yapıyormuşçasına boğazı geçirmekten o kadar emindi ki beş çayını ve pikniği İstanbul'da yapmak için birbirlerine söz verdiler. Hatta İngilizler İstanbul'da kullanmak için 10 şiliklik banknotlarının arkasına Osmanlıca 60 gümüş kuruş yazarak paralarını dahi hazırlamışlardı. Ancak bu çetin mücadelede düşman güçlerinin dikkate almadıkları bir nokta vardı. O da sadece silahlar değil, onu kullanan insanlar ve iman gücüyle beslenen inançtı. İşte Edremitli Seyit, 270 kiloluk top mermilerini namluya sürerek adını tarihe yazdıran bu ruhtu.
Bu güç başka neyle açıklanabilir ki? Hangi birini söyleyelim? Yahya Çavuş, dün mezarı başında andığımız müsteci bombaşı, bir an tereddüt geçirince başındaki komutanın ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrettim diyen, savaşın kaderini değiştiren elin itaati ve o komutanın çelik gibi duruşu. Emreden komutandaki duruşta bu ruh, bu emri alan askerde de bu ruh yok mudur ki? Çanakkale'ci Çanakkale yapan, düşmanları karşısında çelik gibi dik duran asil ruhtur. Öyle bir ruh ki çelik, barut ve kurşun, inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. Öyle bir ruhtur ki bu, ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktür. Davaları vatan, bayrak, millet, devlet ve özgürlük davasıydı. Bu vatanın savunmasında hep birlikte mücadele verildi. Genç yaşlı, geride tüm yaşamlarını bırakarak vatanları için Çanakkale'de kan döktüler. Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni demeden güzel ilkenin dört yanından herkes koşarak cepheye gelmişti. Bugün şu anda aramızda bulunan Iraklı, Suriyeli, Balkanlardan gelen kardeşlerimizin atası, dedesi de Çanakkale'de harp ediyordu. Bunu hep birlikte savunduk ve birlikte başarı sağladık. Bütün bunlar niçin yapılıyordu? Neyin uğruna tatlı canlar kurban ediliyordu? Candan ve canandan daha çok sıcak gelen, insanları öpek öpek kendisine çeken bu cazibe neydi? Tabii ki değmesin mabedimin üstüne namahrem eli diyen büyük şairimiz Mehmet Akif'in ifadeleriyle abidileşen din ve devletin bakası içindi. Thank you.